Canlarım selam ben emir hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgi sarmalı tt matematik soru bankasında gerçek sayılar test 7'deyiz. Hemen başlayalım. ABC birer asal sayıdır. a çarpı b artı a çarpı c eşittir 24 olduğuna göre c'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz burayı a parantezine aldığımız zaman burası b artı c eşittir 24 geldi a'lar ortak oldu paranteze aldım bu ifade böyle geldi. Şimdi 24'ün içindeki asal sayılar 2 olabilir, 3 olabilir. Başka da bir asalı yok. Peki canlarım burası 2 iken b ile c'nin toplamı 12 gelecek. Burası 3 iken b ile c'nin toplamı 8 gelecek. Şimdi toplamları 12 olan 2 tane asal sayı 5'e 7, 7'ye 5'tir. Yani C'nin alacağı değer bir 7 gelir, bir 5 gelir. Başka bir şekilde sağlanır mı? Hayır sağlanmaz. Şimdi geldim buraya. B ile C'nin toplamı 8 olduğunda bu sefer burası 3'e 5, 5'e 3 başka da bir şekilde gelmez. O zaman C hangi değerleri aldı arkadaşlar? 3'ü aldı, 5'i aldı ve 7'yi aldı. Canların bunların toplamı da 15 yani C şıkkı gelir. Geçtik ikinci sorumuza. Aşağıda işlerinde belirli ağırlıklarda fındık, fıstık ve ceviz bulunan paketler sırasıyla 1-2-3 tartıda tartılmış ve ağırlıkları KLM gram olarak ölçülmüştür. Bu paketlerin üçü birden aynı tartıda aşağıdaki gibi tartılıyor ve ağırlık 68 gram geliyormuş. O zaman ben bunu biliyorum K ile L'nin ve M'nin toplamı ne gelecek canlarım? Tabii ki 68 gelecek. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. K, L, M birer tam sayı ve 9 küçük K küçük L küçük M olduğuna göre M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi biz burada M'nin alabileceği en küçük değeri ve en büyük değeri bulduğumuz zaman soru bitiyor. Şimdi hemen en büyük değerini bulalım. K'ya 10 versek. L'ye 11 versek burası 10 artı 11 artı M eşittir 68. Buradan canlarım ne olacak? 21 hemen karşıya attım. 68'den 21'i çıkardığım zaman M sayısı kaç geldi? 47. Bu M'nin en büyük değeridir. Hemen bunu da yazalım. Bu en büyük değeri. Şimdi alabileceği en küçük değeri bulmak için de bu KLM sayılarını birbirine çok yakın seçmem lazım. O zaman ne yapacağım? Hemen şu 68'i alıp 3'e böldük. 3'e böldüğün zaman ne yapar? 22 defa olur. Şurası 66 gelir ve kalan 2. Yani senin bir sayın 22 olacak. Şimdi diğer sayın 22 olacak. Kalan 2 olduğu için burası 24. Ama hocam bu KLM'de KLM küçükten büyüğe olduğu için bura 22'ye 22 olmaz. Mecburen bunu bir azaltacaksın. Bunu 1 artıracaksın. Burası da 24 oldu. M'nin alabileceği en küçük değer kaç geldi? 24. Ne yapacağız? En büyük değeri de biliyoruz. Tabii ki terim sayısı formülüne girişeceğiz. 47 eksi 24 birer birer artıyor. Artı 1. O zaman son terim eksi ilk terim 23. Ben bunu 1'e böldüğüm zaman yine 23. 1 ekledim 24. Şimdi canlarım Burada şu soruyu sorabilirsiniz bize. Hemen hocam bunun nasıl birer birer arttığını gördünüz. Şöyle yapabilirsin. Bunu bir azaltırsın. Bura 20 olur. Burasını bir artırırsın 25 olur. Sen bunu bir azaltırsın 19 olur. Bunu bir artırırsın 26 olur. Bak ne yaptık? 24'ten başladık. 25, 26, 27, 28 kaça kadar çıkıyorum en fazla? 47'ye kadar çıkıyorum. Mantık bu şekilde canlarım. Geçtik 3. sorumuza. Kenar uzunlukları 3n-2 cm ve n artı 1 cm olan dikdörtgen şeklindeki bisküviler aşağıdaki gibi aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde iki farklı şekilde dizilmiştir. Oluşan şekillerin yatay uzunlukları santim cinsinden birer ardışık sayıdır. Burası önemli şurası yatay uzunlukları santim cinsinden birer ardışık sayılmış. Şimdi arkadaşlar buranın yatay uzunluğu farkındaysanız buradan buraya kadar olan kısım. Buranın yatay uzunluğu ise buradan buraya kadar olan kısım. Bunlar ardışık sayılarsa biri diğerinden daha büyük ve üsttekinin alttakinden daha büyük olduğunu ben biliyorum. Şimdi şurası 3n-2. 3n-2 burada var. Toplam bundan 3 tane olduğu için 3n-2 çarpı 3 yani buranın yatay uzunluğu 9n-6. Şuranın uzunluğu 9n-6 geldi. Yine aynı mantıkla n artı 1, n artı 1 kaç tane var? 7 tane var. 7 çarpı n artı 1'den buranın 7n artı 7 olduğunu gördüm. Ve üstteki parça alttaki parçadan daha büyük olduğu için ve bunlar ardışık sayıysa mecburen ben 9n-6'ya 1 eklediğim zaman kimi bulacağım? üstteki ifadeye geçiş yapacağım. 7n artı 7 eşittir. 9n eksi 6 artı 1. Buradan 9n eksi 5 eşittir. 7n artı 7. Eksi 5'i bu tarafa artı 7 bu tarafa gönderirsem 12 eşittir. Buradan 2n. N eşittir 6. Bisküvilerden bir tanesinin çevre uzunluğu. Önce n yerine 6 yazarsam 6 kere 3 18. 2 çıkarttın burası 16, 6 yazarsam burası 7, 16 artı 7 çarpı 2'dir. Her ikisinden 2 tane olduğu için 16 burada, 7 burada. O zaman burası 16, 7 daha 23, 2 ile çarptın 46. Doğru cevabım da A şıkkı geldi. Geçtik dördüncü sorumuza. Hemen okuyoruz. Çarpımları 36 olan birbirinden farklı A ve B doğal sayıları için... A artı B toplamı en çok 37'dir. Şimdi çarpımları 36 olan ikililere baktığın zaman toplamın en çok olmasını istiyorsan sayılar birbirine uzak seçilecek. 1'e 36'yı alırsın topladığın zaman da 37 gelir. Birinci öncül doğru. A ile B toplamı en az 12'dir. Birbirinden farklı diyor. Sen bunu 6'ya 6 aldığın zaman ne olur? Tamam 36 gelir ama şimdi burada toplam en az 12 çıkıyor. Ama bu aynı iken geçerli. Ben bunların farklı olduğunu biliyorum. O zaman 4'e 9 aldın. Çarptın 36. 4 ile 9'un toplamı kaç geldi? 13. O zaman bunların toplamı en az 12 değil 13'tür. Bu öncül gitti. A eksi B farkı en az 5'tir. Şimdi burada da bir şöyle düşünsenize. A'yı ben 1 alsam. B'yi 36 alsam. 1'den 36'yı çıkarttığın zaman eksi 35 yapar. Fark en az negatif sayılar her zaman pozitif sayılardan daha küçük olacağı için 3. öncül de yanlıştır. Doğru cevabım yalnız 1'dir. Geçtik 5. sorumuza. 1'den 60'a kadar olan ardışık doğal sayıların her biri birer defa kullanılacak ve her kağıtta eşit adette sayı olacak biçimde ardışık olarak bir miktar kağıdın üzerine yazılıyor. Kağıtlardan bir tanesinin bir kısmı şekildeki gibi yırtılmıştır. Buna göre bu kağıtlardan herhangi birine yazılabilecek en büyük sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi canlarım şöyle düşünün. Benim bir tane dikdörtgen kağıdım var böyle ve bu dikdörtgen kağıtların üstünde sayılar yazılıyor ve bu buradan böyle kesilip atıldığında 57, 58, 59 ve 60 kalıyor. En az bu kağıtların her birinde 4 tane sayı olacak. Ama belki daha fazla olabilirdi. Örneğin burada 56 da olabilirdi. İyi de hocam buradaki numaraları biz neye göre belirleyeceğiz? Tabii ki 1'den 60'a 60 tane sayı var ve her bir kağıtta eşit adette diyorsa işin içine EBOB EKOK giriyor. Yani buraya biz 60'ın bölenlerini mesela 4 tane olabilir bir kağıtta. 5 tane olabilir. 6 tane sayı olabilir. 10 tane sayı olabilir, 12 tane sayı olabilir, 15'er tane sayı olabilir. Mesela 1'den 15'e kadar bir aldın. 15'ten sonra 16'dan 30'a kadar 1 aldın. Anladık mı? Buradaki önemli olan bilgi o. E şimdi bu kağıtlar dörderli dörderli olsa mesela 1 yazdın, 2'yi yazdın, 3'ü yazdın, 4'ü yazdın. O zaman sonra 5'i yazdın, 6'yı yazdın, 7'yi yazdın, 8'i yazdın. E bu kağıtta en büyük sayıyı sormuştu. 8 gelebiliyormuş mesela. Sonra 9'u yazdım, 10'u yazdım, 11'i yazdım, 12'yi yazdım. Bu sayı gelebiliyor. 13'ü yazdım, 14'ü yazdım, 15'i yazdım, 16'yı yazdım. 16 gelebiliyor. Şimdi burada 6 ve 9'a bakacağım. E sen bu kağıdı mesela 5'erli değil de 6'şarlı alsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mesela bu bir kağıt. Bu bir kağıt. E sen burada mesela en büyük hangi sayıyı söyledin? 6'yı da söyledin ama 9'u söyleyemezsin. Çünkü sen bu ifadeyi 9'un katları şeklinde ayıramazsın. Diyelim ki 1'den 9'a kadar ayırdın. Sonra 10'dan başladın, 18'e kadar geldin. Sonra 19'dan başladın, 27'ye kadar geldin. E burası 60'a bir türlü ne yapmaz, ulaşamaz. Çünkü eşit adetle demiş. O zaman doğru cevabım C şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. Murat yukarıdaki cep telefonunun 0'dan 9'a kadar olan rakamlarından farklı 3 tanesine basmıştır. Mustafa aynı telefonda Murat'tan sonra 0'dan 9'a kadar olan rakamlardan farklı 3 tanesine basmıştır. Murat ve Mustafa aynı rakama sahip tuşlara basmamıştır. Ekranda 6 basamaklı bir sayı oluşmuştur. Buna göre ekranda oluşan bu sayının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Şimdi Hemen şöyle yapalım. Önce ne yapmış arkadaşlar? Murat tuşlara basmış. Sonra ise Mustafa tuşlara basmış. Ve burada 6 haneli bir sayıya ulaşmışız. O zaman Murat 9'a, 8'e, 7'ye bastıktan sonra Mustafa farklı tuşlara basacağı için o da en büyük sayı ulaşacağımız için 6'ya bassın, 5'e bassın, 4'e bassın. Sonra sıra geldik en küçük sayıyı bulmaya. Örneğin Murat 1'e bassa sonra 2'ye basmasın çünkü 0 da var. Geldik 0'a bastık 2'ye bastık. Ondan sonra Mustafa ise 3'e 4'e 5'e bassın. Bu benim bulabileceğim en büyük sayı. Bu ise benim bulacağım en küçük sayı. Burası en büyük burası ise en küçük. Bunların farkını sormuş. Bakalım 4'ten 5 çıkmaz 14'ten 5 çıktı 9 burada kaldı 4 4'ten 4 çıktı 0 6'dan 3 çıktı 3, 7'den 2 çıktı 5, 8'den 0 çıktı 8, 9'dan 1 çıktı 8. 885.309. Yani doğru cevabım C şıkkı gelir güzel insanlar. Burada en önemli yer neydi? Aynı rakama sahip tuşlara basmamıştır. Burası bizim için önemliydi. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. 100 basamaklı bir merdivenin 13. basamanda bulunan Mustafa basamakların bir kısmını ikişerli bir kısmını üçerli çıkarak merdivenin 92. basamağına basmıştır. Buna göre Mustafa'nın attığı ikişerli adım sayısı tek sayıdır. Üçerli adım sayısı tek sayıdır. Toplam adım sayısı çift sayıdır. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi ben şöyle bir basamak çizeyim canlarım. Geldim şöyle basamağımı çizdim. Birden böyle fazla basamak çizelim. Şurası benim 13. basamağım ve Mustafa'yı geldim buraya çizdim. Ve şurası da benim 92. basamağım. Mustafa'ya geldik bir de buraya çizdik. Şimdi düşünsenize ben ikişerli çıksaydım nereye gelecektim? Şuradaki 15'e gelecektim ama... Üçerli çıksaydım nereye gelecektim? Tabii ki 16'ya gelmiş olacaktım. Burada kaç tane ikişerli, kaç tane üçerli çıktığını ben bilmiyorum. O yüzden hemen ikişerlilerin sayısına gelin x diyelim. Üçerlilerin sayısına da gelin y diyelim. Şimdi toplam adım sayısını bulmamız lazım. E düşünsenize 13'ten 15'e çıkarken 2 adım. 13'ten 16'ya çıkarken 3 adım. Adım sayısını direkt 92'den 13'ü çıkararak bulacağız. Terim sayısı formülünü yapmayacağız. O zaman 92 eksi 13'ten toplam 79 tane adım atacağız. Yani 2 çarpı x artı 3 çarpı y eşittir 79. Burada hemen şu yorumu yapabilirim. Buradaki 2x sayısı bir çift sayı. Geldim bunu çift dedim. Buranın tek olduğunu biliyorum. Mecburen burası tek olacak. Yani üçerli adım sayısı tek sayıdır. Bu ifade %100 doğrudur. Şimdi gelelim 1 ve 3. öncülüme bakalım. Mesela 79'a yakın olan 2'nin katı nedir? Tabii ki 78 ama 3 ile topladığım zaman geçecek. 76 oluyor mu oluyor? 38 desem 2 çarpı 38 76. 79 olması için 3 ile topladığın zaman da 79 oldu. Sonra pratik bir bilgi vardı. Sen bunu 3 azaltıyordun 35 bunu 2 artırıyordun 3. Bunu 3 azaltıyordun 32. Bunu ne yapıyorsun güzel insan? 2 artırıyorsun 5. Ve son olarak bunu hemen 3 azalsak burası 29. Bunu 2 artırsak 7. Bak dikkat ettin mi? Bunun hep tek olduğunu zaten söylemiştim. Ama burası çift de oluyor, tek de oluyor. Çift de oluyor, tek de oluyor. Yani ikişerli adım sayısı daima tektir. Yanlış. Toplam adım sayısı. Mesela burada toplamadım sayısı 39. Burada toplamadığım sayısı 38. Burada toplamadığım sayısı 37. Yani bir tek bir çift. Bir tek bir çift. O zaman bu da kesinlikle çift değildir. Cevabım yalnız 2 gelir. Geçtik bir sonraki soruya. ABC tam sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. ABC çarpımı negatif bir tam sayı. B bölü C sayısı ise pozitif bir tam sayıdır. Buna göre ABC sayılarından hangileri kesinlikle negatiftir. Şimdi B bölü C sayısı pozitifse mecburen burası artı iken burası artı ya da burası eksi iken burası eksi olacak. Geldim A, B, C yazdım. Şimdi canlarım burası artı iken bura artı, bura eksi iken bura eksi. Burada fark ettiyseniz B hem artı hem eksi, C hem artı hem eksi olduğu için bir kez B ve C sayıları doğru cevap olmayacak. Ama A her şekilde dikkat edin. Bura artı artı iken de eksi olacak. Bura eksi eksi iken de eksi olacak. Çünkü sonucun negatif olmasını istiyorsan A her şekilde daima eksi olacak. O zaman doğru cevabım yalnız A yani A şıkkı gelir. Geçtik 9. sorumuza. A ve B birbirinden farklı rakamlar. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Bunun içinde AB tane, bunun içinde BA tane bilye var. Yukarıdaki birinci kutuda AB tane, ikinci kutuda BA tane bilye vardır. Birinci kutudan bir miktar bilye alınıp ikinci kutuya atılıyor. Son durumda kutulardaki bilye sayıları eşit oluyor. Yani ben buradan ne yaptım arkadaşım? X tane aldım, geldim bu kutunun içine koydum. O zaman birinci kutuda AB eksi X tane, İkinci kutuda ba artı x tane olacak. Şimdi canlarım bu eksi x'i buraya atalım, bu ba'yı buraya gönderelim. Ab eksi ba eşittir x artı x'ten 2x gelecek. Burada çözümleme yaparsam hemen yazayım. 10 tane a artı b eksi parantezde 10 tane b artı a eşittir 2x. 9 parantezinde direkt artık uzatmayalım orayı. A eksi B ne gelecek? 2x. Şimdi dikkat ederseniz burası bir çift sayı. Mecburen A eksi B'nin bir çift sayı olması gerekiyor. O zaman çift sayı olacaksa hemen şuraya bakalım. Ben buraya 2 verdiğim zaman mecburen burası ne olacak? 9 olacak. Hani 18'e 18 olur. Ya da buraya 4 verdiğin zaman 36 ya. Buraya ne gelecek? 18 gelecek. Buraya mesela 6 verdiğin zaman 54 buraya 27 gelecek. Ama bizden ne istiyordu? Birinci kutudan en az kaç tane bil yanılıp ikinci kutuya atılmış olabilir? Bizden x'i istiyordu. x'in en küçük değeri 9 yani c şıkkı gelir. Arkadaşlar 10. soruyu çözmeyeceğim. Çünkü ÖSYM çıkmış sorularını çözemiyoruz. ÖSYM'nin telif haklarından dolayı haberiniz olsun. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.